gözaltında kaybetme, uluslararası ceza hukukunda zaman aşımına tabi olmayan insanlığa karşı suç olarak nitelendirilmektedir. İç hukukta da insanlığa karşı suç kapsamında düzenlenmesi durumunda zaman aşımına uğratılması mümkün olmayacaktır. 1006. haftamızda inkar ve cezasızlık uygulamaları nedeniyle 29 yıldır talepleri karşılıksız bırakılan Aksoy ve Cingöz ailelerinin hakikat ve adalet arayışına eşlik ediyoruz. 31 yaşındaki Edip Aksoy, Diyarbakır'da tütün ticareti yaparak ailesinin geçimini sağlıyordu. Uzun yılların ardından dünyaya gelen bebeği 40 günlük olmuştu. Edip Aksoy 7 Haziran 1995 sabahında bebeğiyle vakit geçirdikten sonra Melih Ahmet'teki dükkanına gitmek üzere evden ayrıldı. Edip Aksoy öğlene doğru tütün almak için Diyarbakır'a gelen köylüsü 23 yaşındaki Orhan Cingöz'le buluştu. Birlikte saat 12 civarında Diyarbakır Dağkapı'daki Yeşil Çınar Çay Bahçesi'ne gittiler. Burada arkadaşları ile birlikte oturup sohbet ederken çay bahçesinin önünde beyaz Toros marka bir araç durdu. Araçtan inen sivil giyimli, silahlı ve telsizli 3 kişi yanlarına geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan bu kişiler Edip Aksoy ve Orhan Cingöz'ün kimliklerini alıp "İfadeniz var, karakola gideceğiz." diyerek onları beyaz Toros'la götürdüler. Gözaltına alındıklarını ve beyaz Toros'la götürüldüklerini gören çok sayıda tanık vardı. Ancak bu yaşananlar inkar edildi. Ailelerin ve İnsan Hakları Derneği'nin bugüne kadar ilgili kurumlara yaptığı tüm başvurular sonuçsuz bırakıldı. Edip Aksoy ve Orhan Cingöz'den bir daha haber alınamadı. Olaydan 10 yıl sonra 2005 yılında JITEM elemanı Abdülkadir Aygan'ın itirafları basına yansıdı. Abdülkadir Aygan itiraflarının bir bölümünde JITEM'in Edip Aksoy ve Orhan Cingöz'ü sorguladıktan sonra infaz ettiğini, bedenlerini Silopi yolu üzerinde bir dere kenarına gömdüğünü söyledi. Abdülkadir Aygan olay yerini detaylarıyla tarif etti. İnsan Hakları Derneği bunun üzerine olay yerinde incelemelerde bulundu. Topladığı bilgilerle 6 Temmuz 2005'te Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Savcılık Abdülkadir Aygan'ın söz ettiği yerde 28 Nisan 1995'te gömülen iki kişiye ait ceset bulunduğunu ve belediye aracılığıyla kimsesizler mezarlığına yeniden defnedildiklerini tespit etti. Aileler de soruşturma dosyasındaki ölü beden fotoğraflarının Edip Aksoy ve Orhan Cingöz'e ait olabileceklerini beyan etti. Savcılık kararı ile açılan söz konusu mezardan 4 kişiye ait kemikler çıktı. Alınan kemik örnekleri kimliklendirme çalışması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak Adli Tıp Kurumu yapılan DNA testi sonucunda kemiklerin Aksoy ve Cingöz aileleriyle eşleşmediğini açıkladı. Gözaltında kaybedilişlerinin 29. yılında yargı makamlarını Edip Aksoy ve Orhan Cingöz dosyasında yeniden etkin bir soruşturma ve kovuşturma başlatarak maddi gerçeği açığa çıkarma ve adaleti sağlama görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Sevgili cumartesi insanları, ben Beritan Aksoy. Birlikte çıktığımız bu uzun ve zorlu yolda her birinizin yaşadığı acıyı, umudu ve kararlılığı en derinden hissediyorum. Babam Edip Aksoy'un 7 Haziran 1995'te kaybedilmesiyle başlayan mücadelemde sizlerle yan yana olmak bana güç veriyor. Babamın akıbetini öğrenme ve adalet ararışım yıllardır sürüyor. Bu ararış sadece kişisel bir kaybın peşinde koşmak değil, aynı zamanda hak ve adaletin tesisi için verilen bir mücadeledir. Bu mücadelede yalnız olmadığımı bilmek, dayanışma içinde olmak bana her zaman güç verdi.
Her birinizin hikayesi, acısı ve mücadelesi benim hikayem, acım ve mücadelem oldu. Cumartesi anneleri olarak yıllardır Galatasaray Meydanı'nda koşu yolu yaşam anıtı önünde toplandık. Sessizliğimizle haykırdık, adalet istedik. Sesimizi duymayanlara inat, hep birlikte dimdik durduk. Her hafta bu meydanlarda kaybolan her bir canın hikayesini yeniden hatırlatıyoruz. Ben de bugün sizlerle babam Edip Aksoy'un kayboluşunun ardından hissettiğim duyguları paylaşmak istiyorum. Babasız büyümek, her gün babamın varlığını hissetmeden yaşamak anlatılması zor ve derin bir acı. Babam gözaltında kaybedildiğinde henüz bebektim. Ve onun yokluğunun üzerinde bıraktığı boşluk büyüdükçe daha da derinleşti. Babamın kaybolduğu gün, o gün sadece babamı değil, aynı zamanda çocukluğumu, güven duygumu ve ailemizin bütünlüğünü kaybettim. Babamın yokluğu hayatımın her anında benimle birlikte oldu. Onun yanında olamamak, anılar biriktirememek, yaşadığım sevinçleri ve üzüntüleri onunla paylaşamamak içimde dolmayacak bir boşluk bıraktı. Babamla birlikte olabileceğim, onunla konuşabileceğim, ona sayılabileceğim anları hayal ederek büyüdüm. Bu hayallerden biri de babamla beraber çekilmiş bir fotoğrafımın olmasıydı. Doğum günümde bir arkadaşım bu hayalimi gerçekleştirdi. Fotomontajla babamın kucağında olmamı sağladı. Ne kadar acı değil mi? Bu benim hayatımı boyunca aldığım en anlamlı, en güzel doğum günü hediyesi oldu. Aynı fotoğraf karesinde olmanın verdiği mutluluğu tarif edemem. Ama babamı sadece fotoğraflarda görmek, nerede olduğunu, başına neler geldiğini bilememek de bir o kadar acı, derin bir yara. Bu acıyı yaşayan herkesin yüreği talebi gibi adalet. Babamın gözaltına alındığı o gün, hayatı durduran o an, bir çocuğun hayatından koparılan bir babanın hikayesi aslında hepimizin hikayesi. Babasız büyümenin getirdiği zorluklar ve acılarla başa çıkmaya çalışırken aynı zamanda güçlü ve kararlı olmayı öğrendim. Onun hatırası benim için her zaman bir ilham kaynağı oldu. Babamın kaybolması beni adalet arayışında daha da kararlı kıldı ve bu mücadelede yalnız olmadığımı bilmek bana güç verdi. Sevgili cumartesi insanları, her birinizin yaşadığı acıyı ve kaybı çok iyi anlıyorum. Fiziki olarak yanınızda olmasam da kayıplarımızın anısını yaşatmak ve adalet arayışımızı sürdürmek için her zaman mektuplarla bu meydanda olacağım ve bulunduğum her yerde babalarımızın, annelerimizin, yakınlarımızın hatırası önünde saygıyla eğilip adaletin sağlanması için mücadelemi sürdüreceğim. Bir gün kayıplarımızın akıbetini öğrenip adaletin yerini bulacağına olan inancımızı asla yitirmeyelim. Sevgi ve dayanışma ile Beritan Aksoy. Haftaya yine Galatasaray'dayız. Edip ve Orhan için. Edip için, kayıplarımız kayıplar için. Merhaba, kayıplarımız için. Hastanız akışın. Adaletli bir düzen yaratılması için.